Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çocuk insandır sözü. ilk bakıldığında e, ne olacaktı ki zaten? Elbette insandır. Şeklinde bir tepkinin nedeni olabilir. Biz çocuk insandır derken çocukta annesinin, babasının ve eğitiminden mesul olanların neyi görmeleri gerektiğine işaret etmek istiyoruz. Çocuk insandır sözünün dışladığı ilk mesaj veya bundan alınması gereken ilk ders çocuk annesinin babasının ürünü değildir. Allah'ın yeryüzünde yarattığı bir insandır. Anne babasının mülkü gibi görülmesi ilk yanlış zaten. Biz çocuklarımızı malımız gibi, bizim ürünümüz gibi gördüğümüz sürece, insan yetiştirmiyoruz demektir. Bize ait bir ürün geliştiriyoruzdur. Bunun insanı sürükleyeceği, anneye babaya neden olacağı sıkıntı da, Yarınlar için hazırlanmış çocuklar değil biz yaşlanınca yanımızda bulunması için hazırlanmış çocukların anneleri babaları olmamız demektir. Bundan tövbe etmemiz lazım. Artık bunu bırakmalıyız. Biz o çocuğu doğurmak için seçilmiş olabiliriz. Rabbimiz dünyaya göndermek istediği bir çocuk için baba olarak, anne olarak bizi takdir buyurmuş olabilir. Buna sadece şükrederiz. Hamd eder, kıymetini bilmeye çalışırız. Ama biz çocuk yapmayı düşündük, yaptık. Hem erkek istemiştik, erkek oldu üstelik. Daha ana rahminde iken de cinsiyetini sormuştuk, doktor söylemişti zaten. Donunu da biçtik, tıraşını da yaptık doğmadan da Ettik, yaptık diyoruz ya, bu sözler gayretullah'a dokunuyor. Kendi eceline ait hiçbir bilgin yok çocuğa ecel takdir ediyorsun. Bu sözler melekleri incitiyor. Onun içinde tıpkı malından hayır görmediği gibi çalıp çırpanlar, esnaf olup hile yapanlar, daha sonra o maldan hayır görmedikleri gibi evlatlarımızın hayrını görmeme belası ile baş başa kaldı. Çocuklarımızı insanlığın insanları ümmetimizin müminleri olarak görmeye mecburuz. Tamam gördük gittik böyle olsun bundan sonra. Kastetmiyorum herhalde. Bu bir felsefe. Böyle görebilmek çocuğu ümmetimin mümini insanlığında bireyi olarak görmek onu oturttuğum sofradaki eline verdiğim kaşıkta hissedilir bir duygu olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimizdir. Peygamberimizdir aleyhissalatü vesselam. O da çocuk büyüttü. Kendi çocuklarını büyüttü. Etrafındakilerin çocuklarını büyüttü. Kainata rahmetellil alemin olarak gelmiş bir peygamberdi. Onun sulbundan gelen Hasan'ı Hüseyini büyüttü. Birilerinin Mekke'ye köle olarak getirdiği zencilerin daha sonra doğmuş çocuklarını öbür dizine oturtup büyüttü. Çok çocuk büyüttü. Hiçbir tanesini şöyle yapacağım demedi. Allah'ın emaneti dedi. Değerli kardeşlerim. Doğan çocuk insandır. Sözümüzün arkasında durduysak eğer biz ilk önümüze çıkan şey biz çocuk fabrikasının şefi değiliz. Allah yaratıyor, insan yaratıyor. Beni takdir buyurup baba olmak, anne olmakla da şereflendirdi. Secdeye kapandım ben. Bu olmalı. Bir. İkincisi, çocuk okula gidip, imtihanlarda puan aldığında, filan kaliteli okulu kazandığında, bir de çok iyi bir üniversiteye girdiğinde, şöyle güzel de bir düğün yaptığımızda, adam yerine koyuyoruz ya, bunu bir yaşındayken de yapabildiğimiz zaman, anne ve baba istemektir. Bu yavrum benim, henüz bezini kirletiyor, üç aylık. Ama ben bu dünyada olmasam da, bu çocuk Allahu Ekber diyecek bu topraklarda, diye, o çocuğa, üç aylık bezinde, kiri bulunduğu gün bile, büyük adam olduğu günün, ağırlığı ile muamele edenler, o çocuğu öyle görmek nasip olmasa bile onlara bu dünyada, o mantığın adamları olarak dirilirler kıyamet günü. Mürüvvet midir? Muruvvet midir? Görecekleri şeyi mahşerde görürler üç gün dünyada görüp teselli bulmakla oyalanmazlar. Ümmeti Muhammed terbiyesi görmüş anne ve baba böyle bir anne babadır. Allah'a güvenen, Allah'ın vaadiyle yol alan anne baba, bu anne babadır. Bunun için biz, aziz kardeşlerim, İyi çocuk sevdasında değiliz. İstemem iyi çocuk. Ahlaklı çocuk istemiyorum. Ahlaklı çocuk merakım da yok. Dindar çocuk da istemiyorum. İyi değil, iyileştiren çocuktur sevdamız bizim. Çünkü biz ümmeti Muhammediz. Aleyhissalatu vesselam çocuklarımız alkol kullanmasın. Namaz kılsın. Sakal bıraksın diye değildir çocuklarımız. İnsanlığın son umut gemisi Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Bizim çocuklarımızın her biri insanlığın kurtarıcı umududur. İyileştirmek için bizim çocuklarımızı yetiştiririz biz. Dindar olmaları için değil, Allah'ın dinini hakim kılmaları için çocuk doğuruyoruz, büyütüyoruz. kötü olmasınlar değil kötülüğü engellesinler diye çocuk büyütüyoruz. Başlarken daha çok iyi bir çocuk dersen iyilik de senin için hayal olur zaten. Kalite ümmeti Muhammed kalitesi olmalı. Umut da ümmeti Muhammed umudu olmalıdır. Sıradan doğurup büyütmek her ümmette İsrail oğullarında bile vardı. Ama bu ümmetin farkı 17 yaşındayken bir kölenin çocuğunu ümmeti Muhammed'in başına geçirme farkıdır. Biz ümmeti Muhammediz. Ana baba olduğumuz zaman iman ettiğimiz peygamberimizin kalitesinde ana baba oluruz. Yavrum dediğimiz zaman, o yavrum dediğimiz şey, ümmetimin umudu olacak diye heyecanlanırız. Bu fark, imanımızdan kaynaklanıyor. Bu fark, bize Şeriat getiren, ahlak öğreten peygamber aleyhisselam'ın farkıdır. Bizim çocuklarımız insan olarak doğarlar, insanlığın umudu olarak yaşarlar. Her anne, her baba hiç kimsenin secde etmediği bu dünya bir gün böyle bir afet görürse, hiç kimse secde etmiyor benim çocuğum secdeyi ayakta tutan son umut olacak diye dua ile çocuğunu büyütür. Biz farklıyız. Bunun için bizim çocuklarımız insandırlar ama insanlığın umududurlar. Bir yaşında da, yirmi yaşında da o umutla yaşarız biz. Bir anne çocuğunu temizlerken ne kadar da kirlettin. Sana şunu yeme dememiş miydim? Bak nasıl oldu şimdi? Bir de misafirliğe gideceğiz sen berbat oldun şimdi demez. Ben her gün seni yüz defa temizleyeyim. Sen yeter ki insanlığı temizleyecek bir umut olarak büyü yavrum der. Umut yüklüdür bu ana. Bulamıyor olsa bile dünyada Allah'tan bulacak ya karşılığını. Kim Mehdi olarak gelecek? Bu ümmetin kurtarıcısı olacak diye beklemek sıradan herkesin işi olabilir. Biz ise doğurduğumuz adı Mehdi olmasa bile mehdilik yapacak bir çocuk olsun diye büyüttüğümüz insanımızdır. Çünkü Rabbim, Adem'in çocuklarını, insanı mükerrem kıldığını söylüyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni <آدم> Adem, Adem'in çocukları mükerrem yapıldı diyor. 20 yaşından sonra mı mükerrem oluyor Adem'in çocuğu? Evlendikten iş kurduktan sonra mı değerli insan? Böyle mi istiyor Kur'an? Bulu çağına ersin, günah bataklıklarına batsın, işe güce karışsın, faizdi, alavaradı, talavara yapsın, e, bıyıkları da büyüdüğü için, üniversite mezunu da olduğu için, işi de olduğu için, efendi hazretleri olsun o zaman, beyefendi olsun. Niye bu çocuk, Melekler kadar temiz olduğu 5 yaşında 6 yaşındayken efendi rolü görmüyor. Asıl insanlığı çocuk henüz buluğuna gelmeden. Asıl o zaman çocuk insan olduğu gibi. Faize karışmamış, bürokrasi kirletmemiş, tertemiz. O zaman çocuk muamelesi yap. Şurada burada rezalete karıştıktan sonra eve para getirince eh murvet görmüş ol. Hayır. Çocuklarımız ilk soluklarını aldıkları andan itibaren insandırlar. Ana rahminde de hatta insandırlar. 50 yaşında bir insanın Adem'in çocuğu olmaktan kaynaklanan hangi ağırlığı ve büyüklüğü varsa 3 yaşında çocuk da odur. 13 yaşında çocuk da odur. Sadece bezine kirletiyor diye bir çocuğu biz adamdan saymama yapamayız. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem böyle çocuk yetiştirdi. Aziz kardeşlerim. Bugün ümmeti Muhammed olarak binlerce kere muhtaç olduğumuz insanlık Müslümanlık olarak geri dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir kere daha izlememiz gereken müthiş örneklere sahibiz biz. Ama çocuk yetiştirmede özellikle dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı var. Bir hoca efendiye veya bir psikoloğa, pedagoğa çocuk yetiştirmekle ilgili kurallardan söz ederken işte çocuğu şu okula götür, şunu yap, şu ayrıntılara dikkat et diye tavsiyeler alıyoruz. En iyi ihtimalle de anne baba olarak çocukların yanında kavga etmeyin tartışmayı çocukların uzağına götürün diyorlar diyoruz. Bugün Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti bütün anne ve babaların önüne koymak istiyorum. 10 yaşındaki yeğenlerime de bu ayeti okuyorum. Çünkü onlar 10 on sene sonra anne ve baba adayı olacaklar. Hani evlenince ne mehir isteyeceğim, ne mehir verecekler, vereceğim diye hesap ediyoruz ya. Düğünüm nerede yapılır diye hesap ediyoruz ya. Fol yok, yumurta yok, çocuk yok, bir şey yok. Çocuğun adını araştırmaya başlıyor ya kadınlar. Ondan sonra çocuğun doğmasına 8 ay 20 gün var beşiğini alıyorlar ya. Ayakkabısını alıyorlar ya. Yani yatırım yapıyoruz ya çocuğa. Demek istiyorum. Şimdi kardeşlerim Ahkaf suresinin 15. ayetine dönelim. Yatırımdan söz ediyor allah Teala. Kur'an'ımız belagat kitabıdır. incelikler kitabıdır. Dışarıdan yüksek sesle okunduğunda da çok şeyler anlaşılır Kur'an'dan. Elini şakara götürmüş, derin düşüncelerle Kur'an'ı düşünen de bir insan da çok şey öğrenir Kur'an'dan. Ahkaf suresinde Allahu Teala 15. ayette çocukların anne babalarına itaat etmelerini, onların kıymetini bilmeleri gerektiğini emrettikten sonra, anne babayı hakkıyla ilgili en mühim ayetlerden birisi bu ayettir. Ahkab suresinin 15. ayeti. Bu arada, hepimizin bugün, anne olmak, baba olmak, ne olmaktır? nasıl olmaktır, bu sorunun cevabını, iyi çocukların, ümmeti Muhammed kalitesinde yetiştireceğimiz çocukların, nasıl yetiştirileceğini, ve bunun nereden başlanması gerektiğini de bu ayeti celile, önümüze koyuyor. Anne ve babasına karşı, dualar eden, bir mümini tasvir ediyor allah Teala. Kâle rabbi evzi'ni en eşkure ni'mete kelleti en'amte aleyye ve alâ vâlidey. Der ki o mümin, Rabbim, hem bana, hem anne babama, yapmış olduğun iyiliklerin, şükrünü yapmayı da bana nasip et, der diyor. Demek ki mümin, ayeti izliyoruz şimdi. Mümin, onu doğuran anne ve babanın kıymetini bilmesi gerekiyor. Onları nimet olarak görmesi gerekiyor. Bunun için de Rabbine şükretmesi lazım. Bu şükür içinde dua etmesi lazım. Ayetten bu çıkıyor. Ama bakın ayet nasıl devam ediyor. Ve en a'mele salihan Ey Rabbim razı olacağın işler yapmayı da bana nasip et. Sonra Ve li fi zürriyeti Çocuklarımı da iyi insanlar yap ya Rabbi. Üç şey var burada. Ben kulun olarak annemin babamın üzerinde benim üzerimdeki nimetlerini görüyorum Rabbim. Şükretmeyi de bana nasip et. Bir. İki, razı olacağın işler yapmayı bana nasip et. Üç, zürriyetimi, çocuklarımı iyi insanlar yap ya Rabbi. Burada, görünürde üç şey var görünmezde ya da bugün pedagojisinde, psikolojisinde, sosyolojisinde zikredilmeyen ama zikredilmesi gereken bizim muhasebe yaparken özellikle aile içi sorunlarımızı konuşurken Kur'anımız önümüze bir destan koyuyor. Bütün anneler ve babalar bu ayeti celileyi yüzlerce kere tefekkür etmelidirler. Bakın önce nimetin kıymetini bilen kul istiyor Allah demek ki. Bir, iki, önce sen Allah'ın razı olduğu adam ol, sonra Allah zürriyetine hayır versin. Bu duayı Rabbimiz önümüze koyarken Kur'an nezaketiyle koyuyor. Kur'an demiyor ki siz adam olun sonra biz çocuklarınızı adam ederiz. Demiyor da nimet kıymeti bilin. Kendiniz düzenin çocuklarınız için dua etme hakkınız olsun diyor. Ayetin mealini bir daha okuyalım. Rabbim bana ve anne babama verdiğin nimetlerin şükrünü yapmayı da nasip et. Bana razı olacağın ameller yapmayı nasip et. Çocuklarımı da ıslah et ya Rabbi. Demek ki bu sıralama nimetin kıymetini bilen Müslüman olmak. Önce kendini düzeltmek, sonra çocukların için dua etmek hakkın şeklinde anlaşılması lazım. Abdullah ibn Mübarek'e birisi gelmiş tabiinden çocuğundan şikayet ediyor. Şöyle yaramazlık, böyle işte ne yapmıyorsa neyse derdi. Otur bakalım demiş. Oturmuş. Bir anlat bakayım bu çocuğun nesi var? Sıkıntı nereden kaynaklanıyor diye sorulmuş. Adat, ad, anlatırken adam filanca zamanda şöyle yapmıştı. Bastım bedduayı gene düzelmedi demiş. Kalk git be adam demiş. O çocuk kötüyse sen onu kötü ettin. Baba olarak beddua hakkını kullandın. Çocuk da kötü oldu demiş. Sıralama bilmiyorsun ki sen demiş. Şimdi biz müminler olarak sıralama bilmek zorundayız. Erkekti kızdı. Kısaydı şişmandı uzundu. Beyazdı siyahtı. Gözleri iriydi ufattı. Burnu uzundu kısaydı. Sarılıklı doğdu mavilikli doğdu. Ebesi şöyle dedi, böyle dedi. Hastanede doğdu, küvezde büyüdü. Hangi halde olursa olsun. Ey Allah'ım sen verdin ya, ne güzel verdin. Diyen anne baba olacağız. Madde bir. İki. Çocuğun namaz kılsın mı istiyor? Kendi namazına bak. Çocuğun Kur'an okusun mu istiyor? Kendi Kur'an okuyuşuna bak. Çocuğun kötü şey kullanmasın mı istiyorsun? Kendin kullanmamaya bak. Çocuğun akraba kıymeti bilsin mi istiyorsun? Sen bilip bilmediğine bak. Nereden bildin bunları? Kur'an'dan. Çünkü Ahkaf suresinin 15. ayetinde Allah çalışma metodumuzu gösteriyor. Nankör kullarının çocuklarını iyi yetmeyeceğini. Biz kız istiyorduk oğlan oldu, oğlan istiyorduk kız oldu diyen battı, gitti o. O en büyük haramlardan birinden tövbe eden biri gibi istiğfar etmeli ömür boyunca. Allah verecek sen beğenmeyeceksin. Var mı böyle bir şey ya? Böyle bir şey olur mu? Biz istemiyorduk oldu. Ne istemiyordun sen? Allah'ın yoluna barikat mı kuracaktın? Her şeyden önce anneliği babalığı Allah'ın nimetlerinden bir nimet olarak göreceğiz. Mantık bir. İki, kendimizi ıslah edeceğiz. Salih amel yapan anne babalar olacağız. Üç, çocuklarımız için Rabbimizden bir şeyler isteyeceğiz. Bu sıralamaya göre biz yapalım, gerisini de Allah'a bırakalım. Kardeşlerim, her çocuk, insandır diyoruz ya. Her çocuğun insan olması demek Allah katında özel dosyası olmak demektir. Her çocuğun özel dosyası var. Gerçi nüfus dairelerine gittiğimizde biz neye alıştık? Soyadınız ne sizin? Bir seri numaran var. Bir aile dosyamız var. Aile kütüğümüz var nüfus dairelerinde. Bu insanların kurduğu devletlerin nüfus dairelerinde aile kütüğü var. Allah'ın şeriatında, nizamında ise herkesin özel dosyası var Allah katında. Her insan Allah'ın özel mahlukudur. Biz bunu anneler babalar olarak nasıl anlamamız gerekiyor? Madem her insan Allah'ın yanında özel dosyası olan bir mahlukudur. Onun aklı, yetenekleri, bedeni ve kabiliyetleri her şeyi farklıdır. Allah annesine babasına benzettiği bir mahluk da yaratabilir. Ama annesi babası gibi olmak zorunda değil bu. Biz anneler babalar olarak her çocuk insandır diye inanıyorsak eğer her çocuğa özel muamele yapmamız gerekiyor. Abisi çok iyiydi bu çok kötü oldu diyemeyiz. Abisi başka insan bu çocuk başka insan. Hele hele çocukları akrabalardan ya da komşulardan birinin çocuğuna benzetenin aklından şüphe edilir. Allah hiçbir insanın parmaklarındaki şifreyi bile öbür insana benzetmiyor da, herkesten özel kulluk istiyor da, biz nasıl kalkar, kuzenine benzetebiliriz bir çocuğu? O yedi yaşında şunu yapmıştı, bu hala yapmıyor, nasıl deriz? İkiz çocuklarda bile bunu bekleme hakkımız yoktur bizim. Ortak beyinli insan olmaz. Ortak ahlaklı insan da olmaz. Ortak hiçbir şeyi yok insanoğlunun. Sadece Allah, hepimizin Allahı, dini hepimizin dinidir. Birey olarak yeteneklerimiz, farklılıklarımız insan olduğumuz için olduğu gibi farklıdır. Anne baba bunu kabul ederek rahat edecek. Burada annelerin, babaların, öğretmenlerin vakıf veya belli sivil toplumlarında, sivil toplum örgütlerinde çocuk eğitimiyle ilgili görev alanların icra etmeleri gereken sır budur. Biz insan doğurup büyütüyoruz. İnsan denen çocuğu okutuyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Her çocuk farklı. Her insan özel. Her çocuk insan olduğu için özel. Benim çocuğum ben doğurdum, ben büyütüyorum, zaten çok seviyorum, o manada değil. Allah'ın özel kulu diye farklı olmalı. Dikkatimizi çeker bir örnek olsun diye, kardeşlerim, İbn Ömer, radıyallahu anhuma ashab-ı kiramın, büyüklerinden, babası da büyüklerden, İbn Ömer, bir ayrıntıya dikkat ediyor Medine'de bir ayrıntıya dikkat ediyor. Onu da bize Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste anlatıyor. Hepimizin dikkat çekmesi gereken hassas bir konu. Ben delikanlıydım diyor. Daha çok mescitte yatardım. Yani eve gitmezmiş. Mescitte yatıyor. Bekar çünkü. Özellikle bekardım. Delikanlıydım. Mescitte yatardım diyor. Peygamber aleyhisselam mescidinde yatarmış. Ama bir şeye de üzülürmüş. Herkes evinde yatıyor. Rahat yattıkları için bu mescitte çakılın üstünde yatıyor tabi. Mescit çakıl o gün. Bildiğimiz çakıl. Köy yollarında çakıl düşün öyle bir çakıl mescit. Orada yatıyor. Terliklerini koyuyor kafasına yastık yapıyor uyuyor. Rahat uyuyamadığım için rüya göremezdim diyor. E görmesen görme. Dert o değil ama. İnsanlar evlerinde rahat uyudukları için güzel güzel rüyalar görürlerdi. Sabah namazından sonra da Resulullah'ın önünde oturur, aleyhissalatü vesselam, gördükleri rüyaları anlatırlardı diyor. O da onları dinlerdi diyor. Burada, yani ben sana bir rüya anlatacağım ya Resulullah deyince, e buyur diyor Efendimiz, yarım dakika, bir dakika da olsa onunla yüz yüze oluyor. Adamın derdi o şimdi. Yüz yüze kalacak, Efendimiz'e çok özel bir hatırasını anlatacak. Gece rüya gördüm, şunu gördüm ve Efendimiz de şöyledir böyledir deyip gönderecek onu. O bir dakikalık özel muhabbet adamı derdi. Diyor ki İbni Ömer radıyallahu anhüme, bir istediğim ki bir rüyada görsem de bir baş başa da ben kalsam peygamber aleyhisselamla rüyamı anlatacağım diye. Böyle çok temenni edince de o gece bir rüya görmüş. Rüyasını da Efendimiz'e anlatmaya utanmış bu sefer bir miktarda korkmuş. Rüyasında bu ölüyor, ölünce melekler getiriyor, bunun eksikleri var, bunu almayın filan diyorlar rüyasında, gitmiş ablasını anlatmış. Ablası kim? Hafsa, radıyallahu anh Efendimiz'in hanımı. Yani içimden geçti Resulullah'a, bir rüya anlatsam, bir baş başa kalsak ama, gördüğü rüya hoşuna gitmemiş bu sefer. Ya derse ki, sen kötü adamsın bak senin melekler götürmüş yandın. Bunu da istemiyor şimdi. Ablasını anlatmış. Ablası da fırsatını bulup Efendimiz'e anlatmış. O teheccüd kılsa bu rüyayı görmezdi buyurmuş. Rüyanın özeti bu. Şimdi herhangi bir hoca efendi bunu anlatırken gece namazına kalkmanın önemiyle ilgili Demek ki hocalar ve şeyhler de rüya tabiri yapabiliyor. Bak peygamberimiz yapmış. Ve bunun gibi işte cehennem görürsen rüyanda ne olur? Cennet görürsen. Ha ablaya da rüya anlatılabilirmiş demek ki. Bu da çıkıyor bundan. Alimallah, Bukhari ve Müslim'den bu hadisi şerifi bunun için okumadı. Okumuyorum da. Başka bir şey dikkatimi çekiyor. Ey anneler ve babalar! Bu olay Medine'de oldu. Son 8 senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60'tan fazla cihat savaş hareketi yönetti. Devlet kuruyordu. Fakir fukara ile ilgileniyordu. Ailesi vardı. Cebrail aleyhisselam saatte bir mi yarım saatte bir mi geliyor belli değil Kur'an iniyor sürekli. Kur'an'la meşgul. Yabancı devletlerin temsilcileri var onlarla meşgul anne ve baba ey işi çok olan baba çamaşırı çok olan anne bir türlü ev temizliğini bitiremeyen koca evin yükünü taşıyan zavallı anne bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek tek insanların rüyaları ile bile ilgileniyor insan çünkü karşısındaki dertleriyle ilgilendi dinleriyle ilgilendi kavgaları ile ilgilendi ticaretleriyle ilgilendi Kur'an öğretmekle ilgilendi hanımlarıyla ilgilendi Bir de sabahleyin gece gördüğü rüyasını anlatmak için yabancı insanlarla bile ilgilendi var mı rüya gören bugün diye sorduğu zamanlar olmuş Üstelik bugün rüya gören var mı Ben gördüm Resulallah gel bakalım anlat bakalım Bu peygamberin ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her insan özel. Her insan Allah'ın kulu çünkü. Her insan için Allah şu kadar sayıda melek yaratıyor. Kimi günahlarını yazsın, kimi sevaplarını yazsın, kimi korumasını yapsın diye gönderiyor. Hiçbir çocuk çocuk değildir. İnsandır. Hiçbir bebek Hiçbir bebek asla çamaşırı kirli bir insan değildir. Mükerrem bir insandır. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem onca onca yoğun programına rağmen rüya dinlemeye vakit bulmuş. Rüya ne ki? Peygamber Aleyhisselam'dan başka kimin rüyası önemli? %100 doğru peygamber rüyasıdır. Müminin rüyasının doğruluk oranı 1/46'dır kardeşlerim. Evlendi, uğuda gideceksin. Hamza'nın şehit olduğu gün sabahleyin insanların rüyasını dinliyorsun. Bu babalık ve anneliğin şu yeryüzünde Allah'ın yarattığı insanlar arasındaki en mükemmel örneğidir çünkü. İnsan değerli bu demektir. Böyle yaptı da sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl sonra çoğu katil ve şarapçılardan insanlığın efendilerini çıkardı. Yazın camiye göndererek değil. Evini camileştirerek. hocaya salarak değil, bizzat hocalık yaparak. Diplomalı eğitimi devletin okuluna sal, dini de caminin hocasına sal, yaz aylarında da çok trafik kazası oluyor sokaklarda, bir vakfa gitsin, mükemmel organizatör baba, organizatör anne ol sen. Organizatör anne baba değiliz biz. Mesul anne ve babalarız. Evet organize yapmak gerektiğinde organize yapacağız. Ama bileceğiz ki hesap verecek olan benim cami hocası değil. Bu kendi çapının hesabını verecek. Filan okula göndermiştim diye bir özrü yok Allah'ın önünde kimsenin. Ben vakfa göndermiştim değil. Doğurmamış mıydın? doğurmuştun. Mesul sensin. Kardeşlerim, şu rüyasını Peygamber Aleyhisselam'a anlatmaya özenen İbn Ömer, radıyallahu anhuma, bu özentiye niye kapıldı? Çünkü bir rüya anlatmak için o kadar tatlı peygamberle muhabbet ediyor ki adamlar. Mübarek yarınki savaş stratejisini konuşuyorlar zannedersin filan sureyi ezberledim, Yasin ezberledim, dinle ya Resulallah der gibi adamlar gece gördükleri, belki de eğri büğrü, hayali şeyleri anlatıyorlar. Ne görecek ki adamlar rüyasında? Yusuf Aleyhisselam'la çay içiyorduk mı diyecek. İnsan ne görürse rüyasında onu görüyor işte. Mescitte yatarsan akşam sabaha kadar da, meleklerin seni cehenneme götürdüğüne dair rüya görürsün. İbn Ömer de öyle gördü. sözü bırakalım. Hiç konuşmaya gerek kalmasın. Vicdanımız desin ki bize. Şu samimiyetimiz, anne baba olarak bu görüntümüz kaydediliyor mu melekler tarafından? İşimizin en yoğun zamanında da çocuklarımızı dinleme, anlama mücadelesi yapıyor muyuz? Yoksa hele hele eve yabancı misafir geldiği zaman nezaket perisi mi oluyoruz? Daha dün attığın şamar çocuğun yüzünde, canım yavrum bir su getirir misin bize de, maşallah ne nazik konuşuyor çocuklar. Misafir gidince onca vahşet tekrar devreye giriyor. Niye birbirimize politika yapmaya ihtiyacı hissediyoruz ki? İçimizde olmayan, doğal olmayan görüntüyü çocuğa ikna etsek ne olur? Biz, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almak zorundayız kardeşlerim. Yarından itibaren evde herkes gördüğü rüyayı saat 6-7 arası açıklama yapabilir, ben işe gitmeden dinleyeceğim dememiz gerekmiyor. Ne biz rüya tabiri yapacak halimiz var, ne de çocuklarımızın oyuncaktan, bilgisayardan başka görecekleri rüya var. Ben şimdiden anlarım onun göreceği rüya. Yeni bilgisayar aldığına dair rüya görecek. İbn Ömer'in Allah'tan başka derdi yoktu. Meleklerin onu cehenneme götürdüğünü gördü rüyasında. Ya da bilgisayarın yeni bir versiyonunu isteyecek ya da cep telefonu isteyecek. Ne rüya görecek ki? Rüya mı bıraktık çocuklarımıza ya? Hayatı rüyalaştırdık. Rüya'ya gerek kalmadı. Şeriatımızı mı tanıttık ki İbn Ömer gibi radıyallahu anhuma gelecek cennetle cehennemle ilgili bir şey görecek de? biz de heyecanlanacağız. Ama bu insanlığın efendisinin insan yetiştirme taktiklerinden biri bunu çıkarmaya çalışıyorum. Rüya değil konumuz. O yorum ne demekti? O değil konumuz. Nasıl özenmiş İbn Ömer. Bu samimi ortama bir de ben katılayım diye. Bir de ben katılayım diye. Allah ondan ve babasından ve bütün ashab-ı kiramdan razı olsun. Aziz kardeşlerim, bir örnek daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden zikretmek. Bunu bütün çocuk doğurmuş ve büyüten anne babalara sonra Müslümanların çocuklarını eğitmek için, hafız yapmak için, Kur'an öğretmek için önüne oturtan Allah'ın adıyla besmele ile iş yapmaya başlayan hoca efendilere, hoca hanımlara ve Kur'an kursunun altını üstüne getiren canavar çocukları okutanlara, evde komşuların illallah ettiği yaramazlıklar yapan hırçın çocukların annelerine, babalarına, bütün insan doğurup insan büyütenlere 1450 sene öncesinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mesaj var. Bunu anlamak için de bir haftayı kutsamaya gerek yok kardeşlerim. Bütün yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemindir. Konuşsun, dinleyelim, ashab-ı kiram hatıralarını anlatsın, peygamberimizi tanıyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Ebu Mahzure isimli bir çocuk, Ebu Mahzura isimli bir çocuk bir hatırasını naklediyor. Peygamber aleyhisselam efendimiz Mekke'nin fethinden sonra Huneyn denen bir vadiye geçmişti. Taif yolu üzerinde müşriklerin yaşadığı bir yer. Kur'an-ı Kerim'de geçen savaşlardan birisidir bu. Huneyn'de ashab-ı kiramın işte ufak bir hatası veya gevşekliği yüzünden bir darbe yedi İslam. sonra da elhamdülillah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o pozisyonu da toparladı. Bir sıkıntı olmadı. Bu Ebu Mahzure diyor ki Mekke fethedilmiş Taif'e doğru gidiliyor. Taif'te büyük bir şehir orası da fethedilecek. Huneyn orta yerde bir yer orada bir tür orta savaş yapılmış. Bu Ebu Mahzure diyor ki biz 5-10 tane çocuk ya bu ordu nasıl bir ordu diye merak ettik. Çünkü bu da babası Müslüman olmuş ama çocuğun dinden bir şeyden haberi yok. 5-10 çocuk çok merak ettik. Ordunun güzergahını takip ettik. Gittik o esnada birileri daha sonra ezan olduğunu anladığım bir şeyler okuyorlardı diyor. 10 çocuk da Bunlar mesela şöyle kabul edin. Bir vadide, Huneyn Vadisi, ashab-ı kiram mola vermişler, namaz kılacaklar. Bu çocuklar da, işte 500 metre öteden, bu ne bağırıyor bunlar da, ezanı bilmiyorlar. Ama Mekke fethedilmiş, babaları boyun bükmüş. Bunlar dinden haberleri yok. Yaramaz çocuklar. Bunlar da ellerini ağızlarına götürmüşler, Bilal'i taklit ediyorlar. Alay ediyorlar ezan. Kendisi diyor ki, o ezan sesiyle alay etmeye başladık diyor. İşte mesela hay ala salati va diye sesler çıkarıyorlar. Nasıl yapıyorsa artık. Bu sesler Efendimizin kulağına gitmiş. Bakınız Resulullah sa aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethetmiş. Allah'ın yardımı gelmiş, zafer gelmiş, yeryüzünde İslam'dan başka bir hükümran yok o gün. Ve on tane çocuk, toplanmışlar. Bilal mi kim ezan okuduysa onunla alay ediyorlar. Peygamberin kulağına gidecek şekilde. Elinin tersiyle vurdun mu, meşrikten mevribe kadar çocuğu fırlatacak, cezayı gerektirecek bir iş yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gidecek bir yerde, İslam ordusunun, müezzini ezan okuyor ve bu ezanla dün fethedilmiş Mekke'den gelen çocuklar alay ediyorlar. Yerden göğe kadar melek ordusu dolu orası. Şimdi sahneye dikkat ediniz kardeşlerim. Efendimiz yanındakilere buyurmuş ki, şu alay eden çocuklardan bir tanesinin sesi güzel onları bana getirin demiş. 10 On çocuk önüne oturtulduk. Herkesin ödü patlamış. Böyle olacağını anlamamışlar tabi. Bu demin ki tekrar ettiklerinizi bir tekrar edin bakayım demiş. Birer cümle söyletmiş onlara. Bu Ebu Mahzure'ye geldiğinde bu tabi ödü patlamış. En çok meğer bu alay etmiş ezanla. Yavrum demiş. Senin sesin çok güzel demiş. Bir daha de da bakayım bu sözleri. Bir de o güzel senin sesin çok güzel demiş. Yavrum demiş genç bir çocuk olarak bu güzel sesle git mescidi haramda sen müezzinsin artık demiş. Burada hocalık bitti. Diyanetin yönergesiymiş. Milli eğitimin yönergesiymiş. Bırak bunları kardeşim. Hırsızı mala bekçi yapıyor. Ezana hakaret eden çocuk bir defa staja alınmıyor. Ondan sonra dil eğitim merkezine götürülmüyor. Islah evine götürülmüyor. Ya 10 yaşında ya 12 yaşında bir çocuk bu. Mahalle mescidine tayin et, ileride seni mescidi arama müezzin yapacağım da demiyor. Oradan iki gün önce Bilal'in Kabe'nin üstüne çıkıp ezan okuduğu yere Bilal'den sonra müezzin olarak tayin ediliyor. Çöplükten gül bahçesine dikiyor çocuğu. Durmuş çocuk. Ya Resulallah demiş. Sen bana görev verdin ama bu nedir ezan ben bilmiyorum ki demiş. Ha otur oğlum demiş. Allahu Ekber, Allahu Ekber tarif etmiş. Bu ezanı böyle okuyacaksın demiş. Kamete gelince de böyle böyle kamet yapacaksın. Sabah ezanında da şöyle diyeceksin. Tamam mı demiş? Bunu anladım demiş. Git görevlisin yavrum demiş. Merkezden atama ile ilk müezzin bu Ebu Mahzuredir. Radıyallahu anh. Halbuki orada Halid İbni Velid'i mesela Ömer radıyallahu anh'ı çağırsa bu çocuğu biraz kulağını çekin görsün bakalım neymiş bu deseydi bu çocuğu alay ettiği ezanın bin katı feryat ettirirdi onlar. Kulağından onu bir hurma ağacına bağlarlardı herhalde. Ya da dilinden. Ama o bizim babalık köheylanlığımızdır. O disiplin kurulu mantığı rahmeten lil alemin geldin mi? Ve her doğan çocuk bir işe yarar muhakkak. Allah onu bir iş için yaratmıştır muhakkak diye iman ettin mi? Sonuç budur. Çöplükten alırsın, çocuğu ümmeti Muhammed'in Kabe'sinin ilk müezzini yaparsın. Bu mantık kardeşlerim, hepimizin yüzlerce kere acaba neresindeyiz diye buna ölçüm yaparak neresindeyiz diye tefekkür etmemiz gereken bir şeydir. Ben bir hususu daha yine Bukhari ve Müslim'in bir hadisi şerifinden özellikle dikkatimizi çekecek mi diye merak edip nakletmek istiyorum. Anneler babalar bir psikologla görüşmenin dışında, ya da yardım aldığı bir hoca efendiden veya kimdense aile büyüğünden yardım almanın dışında çocuklarının ayıplarını yaptıkları yaramazlıkları mesela annesinin çantasından aldığı parayla cep telefonu almış çocuk elbette bu bir suç ama bu suçu iki sene sonra çocuk yavaş yavaş tüyleri bitmeye başlamış, arkadaşlar edinmiş. Bunu başkalarına anlatan anneler ve babalar. Adeta savcılık dosyası açar gibi çocuk için dosya açanlar. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini nereye koyuyorlar merak ediyorum. Bir Müslümanın ayıbını örtenin de Allah kıyamet günü ayıbını örtecek diyor. Sıradan bir Müslüman. Müslümanın ayıbını açanı da ne yapacak demek ki? Kıyamet günü ayıplarıyla baş başa bırakacak. Öbür mahalledeki bir Müslümanın ayıbı için kural bu ise kendi çocuğunun ayıplarını deşifre eden anneler ve babalar İnsan mı büyütüyorlar? Kendileri insanca mı annelik babalık yapıyorlar? Herkes tefekkür etmelidir buna. Herkes kendisi Rabbinin huzuruna çıkacak. Çocuğunun, çocuğunun, doğurduğunun, büyüttüğünün, kızının, oğlunun, ayıbını örtemeyen anne baba, Allah'tan hangi battaniyeyle, yorganla, onu kapatmasını isteyebilir ki. Biz çocuk insandır diye başlık koyarken feryat ederken bir kalite arayışındayız. Muhammed aleyhisselam'ın eğitim kalitesini arıyoruz. Burada kardeşlerim şahsım olarak kendim asla zihnimden çıkaramadığım ve insanlığımı bir türlü o yakın mesafeye getiremediğim bir peygamber hatırasını Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inden nakletmek istiyorum. Ebu Leyla isimli sahabi radıyallahu anh bir hatırasını naklediyor. Çok istirham ediyorum, rica ediyorum. Günlük bilgilerimizi ve göreneklerimizi, geleneklerimizi, atalardan, dedelerden, televizyonlardan gördüklerimizi bir dakikalığına bir kenara bırakalım. İman ettiğimiz peygamberimize ait bir hatırayı Mescidi Nebi'den dinleyelim. Ebu Leyla isimli sahabi gözleriyle gördüğünü anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın yanında oturuyorduk diyor. Torunlarından Hasan mı Hüseyin mi hangisiydi onu bilmiyorum diyor. O da çıkmış, dedesi Peygamber Aleyhisselam'ın omuzuna oturmuş, oturacak yer bulamamış gibi, tırmanmış çıkmış, omuzuna oturmuş. Dede torununu seviyor, bizimle ilgisi yok zaten. Zaten onlar o sevgiyi hep görüyorlardı. Birden bir şeye dikkat ettik diyor çocuk omuzundan aşağı işemeye başladı. İşiyor. İşiyor kelimesi çok ayıp tabi özür diliyorum böyle bir kelime kullandığım için çok ayıp. İşiyordu. Nerede? Resulullah'ın mescidinde. Ya 10 dakika önce Cebrail oradaydı ya da 8 dakika önce. Mescitten göklere kadar kaç trilyon melek orada bekliyor? Bunu bir Allah biliyor. Kimse bilmiyor. Belki iki saat önce Bizans'tan gelmiş bir elçi oradaydı. Diplomasinin de merkezi, ibadetin de merkezi, kainatın efendisi de orada. Üstünde dört yaşında, üç yaşında bir çocuk, dedesinin omuzunda oturuyor. İşiyor. İşemek, işemek. Devlet diyor yani. Ebu Ye Leyla radıyallahu anh diyor ki, hemen kalktım, çocuğu kapayım, mübarek gömleğinden aşağıya idrar damlamaya başladı. Benim kalkıp çocuğumu tut, çocuğu tutup alacağımı görünce, biz yani hep Peygamber aleyhisselam anlamadı onun, çocuğun işemeye başladığını anlamadı zannettik, düşünüyor herhalde yani. Halbuki ıslatmış onu, meğer görmüş çocuğun ıslattığını. Burada nefeslerinizi tutunuz kardeşlerim. Burada nefesinizi tutunuz. Burada dikkat edeceğimiz şey siz de anlıyorsunuz ki çocuğu rahat bırakın neyse oldu bir kere diyecek zannediyor. O değil. Aynen ifadesi şu. Da'u ibni la tufzi'uhu hatta yakıdıya bevlehu. Yavrumu bırakın. Korkmasın, çişini rahat yapsın. Bu cümleleri bu şekilde bir kenara yazın. Yavrumu bırakın. Çişini rahat yapsın. Ürkmesin. Kayısı suyundan bir damla halının üstüne damlayınca Birleşmiş Milletler'den yardım çağırır gibi bağıran anneler. Arabada simit yiyip arabanın koltuğunu susamlandırdığı için çocuğuna bir araba ağırlığı gibi laflar söyleyen babalar. tahammülünü arkadaşlarına, vakıftaki kulüpteki arkadaşlarına saklayıp çocuklarına bırakmayan anneler babalar, vakıfta, camide, o namaz kılarken gürültü yaptığı için çocuğu azarlayan hacı dedeler, siz, ben, biz, hepimiz, bu peygamberin ümmetimiz, Ebu Leyla diyor ki, rahat rahat çocuk çişini yaptı diyor. Normal bir şey gibi indi gitti. Ömer'in, Bilal'in öpmeye, yalamaya doyamadığı o omuz doğumuz. Meleklerin önünde nasıl eğileceklerini bilemedikleri bir bedendi o mübarek beden ama Hasan ya da Hüseyin hangisi ise öyle yaptı de'u ibni bırakın yavrumu bırakın yavrumu en kötü pozisyonda ashabın önünde omuzundan aşağı idrarı akan çocuğu yavrumu bırakın diye andı kazara evin içinde simitle dolaşsa bir çocuk. Olmaz böyle bir şey bizim evlerimizde de. Yani oldu diyelim çocuk simitle dolaştı. Misafirin çocuğunun çikolatasının parmağındaki izinden yeni boyanmış duvara sürtündü maazallah. Ne olurdu? Ey Mescid-i Nebi'den daha değerli evlerde oturan anneler ve babalar. Öyle olduğu evhamıyla rüya gören nesil. insan doğuruyoruz, insan büyütüyoruz, insanlık bekleyeceğiz. Bunu unutmamamız lazım. Belki, kastımız yok. Ama kültürümüz bu kültürdür. Hangi kültür? Evin içinde susam dağılması halinde o evden hicret etmeye değer artık. Bitti evde susamla dolaşıldı. Makine bile temizlemez onu. Ebu Leyla radıyallahu anh diyor ki çocuk kalktı gitti. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ebe, poposuna bir tane patlatmadı da. Bırakın yavrumu ürkmesin. Ürkmesin yavrum. Hatta yakdıya bevlehu. Ayıp bir cümle ama e sahabinin ağzından çıkmış. Bırakın çişini yapsın çocuk. Ya ayıp bir cümle tabi. Sonra buyurmuş ki biriniz bir kova su getirsin bir yerden bu gömleğimi temizleyeyim buyurmuş. Hasan'ın çişi veya Hüseyin'in radıyallahu anhuma namaza maniydi arkadaşlar. Çünkü çiş namaza mani. O gömlekte de namaz kılamazdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kova su getirmişler. Çıkarmış gömleğini. Onun içinde yıkamış. Giymiş tekrar. Çünkü onun torunu insandı. O da insanlara gönderilmiş bir peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz, belki çocuklarımızı hafız yapamıyor olabiliriz. Çocuklarımızdan salahuddin olmuyor olabilir. Bunun hesabını vermeyiz biz Allah'a. Murad etseydi, Selahaddin'i de gönderirdi, Halid bin Velid'i de gönderirdi Allah. Ama insanlık kusurlarımızı zor affettiririz. Çocuğu insan olarak görüp uygulayıp uygulamadığımızı, bir koltuktan, bir çekyattan, bir sandalyeden, bir bardaktan, bir tabaktan, bir mendilden, daha değersiz gördüğümüz çocuklardan, çok değerli işler nasıl beklediğimizi anlamlandıramıyorum ben. Hepimiz için. Çocuklarımız elbette put değil. Biz onlara tapınmıyoruz. Tapınamayız da. Çişi değerli çocuk yapamayız, hiçbir çocuğu. Ama çocuklarımız insan. Allah da insanı mükerrem yaratmıştır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.